Halil ağam, bu böyle olmayacak. Herkesin gözü üstünde. Bilirim, beni sevdiğinden ses çıkaramazsın. Sana bir evlat veremedim. Tanınmış adamsın. Sana laf gelsin istemem. Çocukların olsun, ben de onlarla teselli bulayım. Sözü nereye getireceksin? Evlen Halil'im. Ben Kuma'ya razıyım. Senin kucağını dolduramadım. Dolduracak birini bulalım. Sen benim sultanımsın, kıymetlimsin. Eğer evlenirsen beni mutlu edersin. Daha çok severim seni. Kendi elimle gelin getireceğim sana Halil'im. Kaygılanma. Bırak bunları. Halil ağanın konağına gelin geleceksin. Emine abla, nasıl olacak bu? Düşünecek bir şey yok. Allah'ın emriyle ben isteyeceğim seni. Böyle gerekti. Halil ağanın soyunun devam etmesi ancak böyle mümkün. Beni dert etme. Halil ağanın karısı değil. Eğer kabul edersen bu konağa geldikten sonra ablan olurum. Esma, rahat edersin. Kabul et. Halil ağana bir evlat verirsen baş tacı sultan olursun. Ben veremedim. Sen ver. Allah'ın emriyle anandan babandan isterim seni. Kendi elimle gelin ederim. Hani sil gözyaşları. Böyle bir günde ele güne karşı ağlamak olmaz. Neşelenmeye çalış. Bak, herkesin gözü üzerinde. Hem böyle olmasını kendin istedin. Haklısın Hüva. Halil evlat sahibi olsun diye her şeye katlanıyorum. Ama gelin geliyor diye gülüp oynayamayacağım. Kusura bakma. İçim kaldırmıyor ana. İçim... Mübarek olsun ağam. Sağ ol Muhtar. Allah bir yastıkta kocatsın. Hoş geldin kızım. Hoş gördüm. Emine ablam nerede? Emine abla. Evimize, ocağımıza hoş geldin. Hoş gördük ablacığım. Ver elini öpeyim. Düğünün kadem ola. Hanemize bet bereket getiresin. İnşallah. Abla merak etmiştir. Oo, amma da geç olmuş. Ben hazırım ağa, sen acele et. Hadi tamam, ben hazırım, inelim. İnelim ağa. Sen de elini çabuk tut. Tutarım ağa. Canım. Sen gönlümün padişahısın ağa. Size bir kahve yapayım mı? Emine ablamla baş başa içersiniz. İyi olur. Hı hı.
Sana şükran borcum var Emine. Her kadın katlanamaz bu azaba. Yaptığın fedakarlık kolay değil. Kolay değil üstüne gelmiş bir kadına ablalık etmek. Esma da bunun farkında. Bir saygısızlığı, bir hürmet noksanlığı yok inşallah. Yine Esma değil mi? Sonradan kıskançlık yapacağını, gönül koyacağını bilseydim asla Esma ile evlenmezdim. Yüzünü benden çevirme. Beni de pişman etme seni dinlediğime. Beni Esma ile evlenmeye zorlayan sendin. Hatta sana kaç kez olmaz dedim. Kendi ellerinle gelin ettin. Emine, benim gönlümün sultanı sensin dedim. Şimdi ne oldu da benden yüz çeviriyorsun? İnan bana, hala gönlümün sultanı sensin. Gönlümün sultanıymışım. Tatlı gülüşmelerinizden, zevkli gülüşmelerinizden belli oluyor kimi daha çok sevdiğin. Nereye abla? Kahveleriniz. Sen o kahveleri git de gönlünün padişahı ile iç canım. Kurumuş karısının rahmine döl veren Allah'ım. Ne olur bana da bir bebek ver. Benim de bir çocuğum olsun. Kocama yüzü gülsün. Halil ağamın evi şenlensin. Ey ağaçlar. Ey kuşlar. Ey karıncalar. Allah'ın yarattığı her şey. Ey bereketli gök, duyun sesimi. Allah bana bir bebek versin, alsın canımı. Ey göl şahit ol, şahit ol. Alsın canımı. Müjde! Müjde! Emine abla! Emine abla müjde. Hayrola? Müjde. Senin dediğin işaretlerin hepsi çıktı. Aşk olsun vallahi. Nasıl da bildin. Hamileyim. Abla bir şey demedin. Sevinmedin mi yoksa? Yok. Çok sevindim. Sadece biraz şaşırdım. Bu kadar erken beklemiyordum belki. Ebe mi söyledi? Hı hı. Üşenmeyip ana çocuk sağlığına gittim. Test yaptılar. Bebek geliyor. Bebeğim geliyor. Çok sevindim. Halil ağa da sevinecek. Hı hı. Koyunlar kesilsin. Hı hı. Kazanlar kaynasın. Fakir fukara doyurulsun. Yetimler giydirilsin. Başın ağam. Emredersin ağam. Bugün bizim bayramımız. (Gülüyor)
Emine! 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 Aç dedim. Ne o komşu? Ne bu dalgınlığı? Bir şey mi var? Hiç. Yok bir şey. Göl kenarında kilim yıkadıydım da kurumuştur. Onu almaya gidiyorum. Allah Allah. Ne diyor bu Emine? Göl kenarında kilim yıkayan mı kaldı? Gitgide aklını kaçırıyor garibim. Yazık. Gel yavrum. Kıskanıyorsun Esma'yı değil mi? Hadi de. İtiraf et. Kıskanıyorsun. Boşuna ağlamışım. Kendin ettin, kendin buldun. Sen istemedin mi böyle olmasını? Adam doğru söylüyor. Sen onun gönlünün sultanıydın. Hala daha sultanısın ya. Az mı yalvardı adamcağız sana? Sen bu fedakarlığı taşıyamazsın. Hiç sızlanma. Kıskanma. Şimdi çek ceremesini bakalım. Abla. Ne oldu abla? Abla. Ağam! Halil ağam koş! Ağam koş! Ne var, ne oldu? Ne oldu Emine, hasta mısın? Hamileyim galiba. Ne? Doğru mu? Yakın doğacaklar. Birlikte büyürler. Halil, Esma'yı çıkar. Bu evden gönder. Köyde bir ev mi tutarsın, kasabaya mı gönderirsin, bilemem. Ne demek bu? Onu bebek doğurması için evlendirdim seninle. Çok şükür ben doğurabiliyorum artık. Ona gerek kalmadı. Allah'tan kork. O kadın benim evladımı taşıyor. Doğursun. Ama bu evde değil. Bu evin hanımı benim. Daha önce böyle konuşmuyordun. Beni de Esma'yı da razı etmek için az dil dökmedin. O zaman öyleydi. Şimdi böyle gerekiyor. O kadınla aynı evde duramam. Sinirime dokunuyor. Ben Allah'tan korkarım Emine. Sen de o da çocuğumun anası olacaksınız. Esma bir yere gitmeyecek.
Bu işler böyleymiş demek anacığım. Allah yardımcıları olsun Halil'im. Oğlum, çok şükür bugünleri gösterdi kurban olduğum Allah'ım. Öyle ana. Biri bulamazken iki doğum için bekliyoruz şimdi. Allah iki karına da aynı gün doğum nasip etti. Bu işte bir işaret var Halil'im. Kum gibi çoğalacak neslimiz. Topraktaki toz kadar çok olacak soyumuz. Az mı adaklar adadık ana? Dualarımız, gözü yaşlı yakarışlarımız. Çok şükür. Gözünüz aydın. Halil, Halil. Beyefendi, bir oğlunuz oldu. Ah yavrum, yavrum, maşallah. Maşallah. Öyle öyle. Portopu gibi. Tıpkı babası gibi maşallah. Ya, ya. Maşallah. Müjdeler olsun. Tekine geldi. Bir oğlunuz daha oldu. Maalesef annesini kurtaramadık beyefendi. Başınız sağ olsun. Gözün aydın. Geçmiş olsun güzel kızım. Sağ ol ana. Ben ikiz doğurmadım. Esma'yı kaybettik. Birisi Esma'nın doğurdu. Benim doğurduğum hangisi? Bu değil mi Esma'nın doğurduğu? Bu değil mi? Bu değil mi dedim? Hangisi benim? Bu mu? Bu mu? İkisi de benim. İkisi de senin. Hangisi benim ki? İkisi de dedim ya. Halil, şaka yapmayın. Hangisi benim? Kurbanın olayım, söyle. Boşuna çeneni yorma Emine, söylemem. Asla söylemeyeceğim. İkisi de benim oğlum, ikisi de senin. Asla söylemeyeceğim. Ömür boyu söylemeyeceğim.
Anne, hangisi benim? Hangisi benim bebeğim? Anne sen söyle ne olur. Sakın söyleme. Sonsuza kadar söyleme. Sakın. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayalel selah, hayalel selah, hayalel felah, hayalel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. İsmail, İsmail, İsmail. Bismillahirrahmanirrahim. İshak, İshak, İshak. İsmail. Halil çıldıracağım. Hangisi benim doğurduğum? İshak mı, İsmail mi? İkisi de benim oğlum, ikisi de senin oğlun. İkisine de sütünü vereceksin. Eğer söylersem Esma'nın doğurduğunu ayırırsın. Sütünden, şefkatinden yoksun, yetim bırakırsın. Yemin ediyorum. Yemin olsun ayırmayacağım. Ona da kendi doğurduğum gibi bakacağım. Emine. Bu senin elinde olan bir şey değil ki. Allah böyle yaratmış. Analık bu. Hiçbir yemine, hiçbir kanuna uymaz. Ana kendi yavrusuna meyleder. Sen ne biçim adamsın? Sende hiç merhamet yok mu? Onu 9 ay karnımda ben taşıdım. Doğurduğumu bilmek, tanımak hakkım değil mi? Allah'tan korkmaz mısın sen? Söyle hangisi benim yavrum? Daha fazla zulmetme bana. Allah bunun hesabını sorar sana. Ben o hesaba razıyım Emine. Anası ölmüş bir yavrunun yetim hakkı daha ağır değil mi? O yetimin ana sütünden, şefkatinden yoksun büyümesi daha büyük günah değil mi? Hangisi benim Halil? Senin sütün, şefkatin ikisine de yeter Emine. Hatta daha fazlasına. Ama eskaza asıl oğlunun hangisi olduğunu bir söylesem... Yetim olana karşı var ya... O senin sonsuz şefkatin... Bitmeyen sütün bir anda kesiliverir. Yapacağımı görmeden, bilmeden iftira atıyorsun bana. Allah bunun hesabını soracak senden Halil. Bana cevap yetiştireceğine... Şu bebelere süt yetiştir de ağlamasınlar. Hangisi Esma'nın bebeği? İshak mı, İsmail mi? Ne yapacaksın? Hangisiyse söyle. Annesinin mezarına uzatayım. Dünyadayken kucaklayamadı garibim. Bari ruhu evladını kucaklasın. Bak, Esma'nın ruhu istediği zaman evladını kucaklar. Boş yere tasalanma. Halil söyle. Esma'nın yavrusu hangisi? Anasının toprağını elleteyim, bebek de bilsin annesinin mezarını. Emine söylemeyeceğim. Bunu bil. Bebeklerin her ikisi de benim, her ikisi de senin. Halil yalvarıyorum. Eğer söylemezsen beni de öldür göm buraya. Bakmayacağım demiyorum. Sadece kendi doğurduğumu bilmek istiyorum. Bak dua edeceksen et. Etmeyeceksen çeneni yorma. Al. İki ağız için memen, iki bebek için de kollarım var. İkisi de aynı kokuyor. Çıldıracağım. Hangisi benim oğlum? Ha?
İshak benim oğlum galiba. Burnu bana benziyor. Yok yok. İsmail benim oğlum. Gözleri tıpkı ben. Hanginizsiniz? Yok. İshak benim oğlum. Kaşları benimkinin aynı. Yok İsmail. İshak. Yok İsmail. Hanginizsiniz? İsmail. İshak. Allah'ım. Allah'ım güç ver bana, çıldıracağım. İkisi de hem bana benziyor hem benzemiyor. Hanginiz benim oğlumsunuz? Hanginiz? Hadi söyleyin. Sen mi? Yoksa sen mi? Siz söyleyin. Hanginizsiniz benim doğurduğum? Artık söyle. Hangisi benim doğurduğum? Bak. Kendin bile işin içinden çıkamadın. Bunlar senin çocukların. Artık alışmalısın. Bu sır benimle mezara kadar gidecek. Üstelebe. Halil! 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 Hanginizsiniz benim doğurduğum? Sen misin? Yoksa sen mi? Siz söyleyin bari bana. Hanginizsiniz? Hanginizsiniz? Hanginizsiniz doğurdu? Nefeslerim de sayılı artık. Kaynana gelin bir hayat sürdürdük. Hakkın bana, hakkım sana geçmiştir. Ben hakkımı helal ettim. Sen de hakkını helal et kızım. Helal olsun anne. Anacığım, bir de ölmeden kendi doğurduğumun ismini söylesen çok dua ederim sana. İsmail mi? İshak mı? İsmail mi? İshak mı? İshak mı? İsmail mi? Söyle ana. İshak mı? İsmail mi? Hangisi? İshak mı? İsmail mi? İsmail mi? İshak mı? Hangisi? İshak mı? İsmail mi? İshak mı? İsmail mi? Aynayı çatlatacaksın. Çekil de biz de taranalım. Ne oluyor ya? İşim bitmedi daha. Çok konuşma da yer aç bana. Çekil diyorum. Ayna yakışıklı görsün oğlum. Ayna. Söyle bana. En yakışıklımız kim? İsmail de yakışıklı, İshak da. Ben ayna oldum olalı. Böyle güzel yüzler görmedim. Gerçeği söyle anne. İsmail'den daha yakışıklı değil miyim? Annem beni hep yakışıklı oğlum diye çağırıyor. Ha. Beni de Yusuf peygamberin güzelliği var sende yavrum diye seviyor. Ne haber?
Tamam tamam. İkimiz de ayın 14'ü gibiyiz. Ha. Hadi işim var. Benim de var. Ne oluyor? İnce bir işim var anne, anlarsın. Aa. Bu süslenmeler hayra alamet değil. Var bir şeydir işte anne. Durun. Bekle. Nereye gidiyorsunuz? İshak. Görüşürüz baba. İsmail. Merhaba baba. Uğurlar olsun çocuklar. Beklesene. İshak. İsmail. Ne oldu? Niye kızdın yine? Bunlara bir haller oldu. Ayna karşısında süslenip püslenip yüzüme bile bakmadan çekip gittiler. Canım rahat bırak onları. Delikanlı oldular artık. Ay. Tabii ki süslenip püslenecekler. Delikanlı adam oldular. Halil. Söyle. Ne var? Hangisini ben doğurdum? Ya git başka tarafa, beni takip etme. Asıl sen beni takip ediyorsun. Önce evden ben çıkacaktım ya. Peki sen nereye gidiyorsun? Sana ne, bir yere gidiyorum işte. Ya oğlum söylesene, nereye gidiyorsun? Önce sen söyle. Nereye? Benim gittiğim yere mi gidiyorsun yoksa? Asıl sen benim gittiğim yere gidiyorsun. Sen söylemezsen ben de söylemem. Ya git ya. İshak, İsmail. Biriniz bana yardım etsin. Sağ ol evladım. Hemen şuracığa kadar. Ağırdı, taşıyamadım işte. Teyze, tasalanma, ben taşırım. Yok. Allah senden razı olsun. Biri geçer nasılsa. Senin acelen var. Oracağı bırak. Kusura bakma teyze. Sağ ol. Niye gecikti? Evde önemli bir mesele vardı. O yüzden geciktim hayatım. Yalan söylemiyorsun değil mi? Yok be güzelim. Niye yalan söyleyeyim sana? Hem seven insan sevdiğine yalan söyler mi hiç? Sakın bir daha böyle şeyler düşünme, tamam mı? İnanayım mı? Tabii inan bir tanem. Benim senden başkasını gözüm görmüyor İshak. Hiç. Her şeyimi elimden alıyorsun. Şimdi de yavukluğuma mı göz diktin? Sen ne diyorsun be? Kim kimin yavuklusuna göz dikiyor? İstersen sor. Zorla getirdi değil mi seni buraya bu ahlaksız? Ne? Ne oluyor ya? Seninle de mi çıkıyor Halim? Doğru konuş. Yavukluğuma laf ettirmem. O benim. Benim. Sen kim oluyorsun? Ben ciddiyim oğlum. Ben onunla evleneceğim. Asıl ben evleneceğim. Ben evleneceğim dedim sana. Çekil. Şimdi göstereceğim. Bana bunu nasıl yaparsın? Sen ne biçim kardeşsin ha? Ben bıraksana. Al bakalım şunu. Şuna bir at. Al. Çekil. Benim. Benim. O benim dedim sana. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Nasıl? Senin gibi kardeş olmaz olsun. Neyse oldum sonra. Suratın çarşamba pazarına dönmüş. Seninki de kasap vitrinde. Senin gözünü kim morarttı böyle ya? İshak Güngör. Aa. Ya senin burnunu kim kanattı? İsmail Güngör. Ya fena vurdun ya. Senin de yumruğun balyoz gibiymiş ama ya.
Söyleyin bakalım, hanginiz başlattı? Niye kavga ettiniz? Hiç. Hiç yoktan işte, öylesine. Anne kardeş kardeşi döver de sever de. Ha. Bir kız yüzünden birbirimize girdik. Sen mi başlattın? Ben başlattım da. Yok yok. Aslında ben başlattım. Ama anne, hem biz barıştık. Değil mi canım kardeşim, değil mi? Canım kardeşim gel. Tamam durun. Canım kardeşim benim. Rahat canım. Durun da babanız gelmeden suratlarınızı temizleyeyim. Tamam, yavaş yavaş. Yavaş anne. Bağırma be. Yavaş. Dur. Dur be. Rahat dur. Ne olmuş bunlara böyle? Kiminle dalaştınız? Birbirleriyle kavga etmişler. Onun oğlu başlatmış kavgayı. Ana! Sıktın ama artık ya. Susana deme bana. Baba ya baksana ne diyor, doğru mu? Aldırma sen ona, yine saçmalıyor. Tamam be oğlum. Gel şöyle bir bakayım. Nereden biliyorsun? Ya senin oğlunsa? O zaman İsmail Esma'nın oğlu. Zaten anası gibi yaramazın teki. Tamam, merhametsiz. Yavaş. Bir işe yaramaz. Hatır gönül dinlemez. Amma hazırlayıp durdum ha. Sus kadın. Ölmüş birine iftira atma. Nereden biliyorsun? Ya İsmail senin oğlunsa? Ya İshak senin oğlunsa, ya İsmail senin oğlunsa? Başka bir şey bilmez misin sen? 20 yıldır yetti artık. Söyle şunu. Yavaş be. Sen bunları boş geç de, o Halime midir nedir? Yavaş, söyle ona, yavaş, oğullarımın yavaş, ikisine birden kuyruk sallamasın. Yavaş dedim ya sana. Hadi yürü. Yavaş. Oynatma kafanı ya. Şimdi çıkacağım ha. Aslanlarım, bir daha yumruklaşacağınız zaman beni de çağırın. Olur baba. Oğullarım benim. Koçlarım. Sen mi benim oğullarımı birbirine düşürdün? Bana ne? Kendileri girdiler birbirlerine. Kardeş kanı akıtman ayıp değil mi? İkisi de beni seviyor. Ne? Senin gibi balıkçı güzelini mi? Göl kenarı yosmasını mı? Sen ne İsa ne de İsmail'e layık değilsin. Oğullarından birinin anasının benim gibi köylü olduğunu unutuyorsun galiba. Belki kendime onu seçtim. Hangisini? Senin gibi hangisinin o köylüden olduğunu bilmediğimden ikisini de seviyorum belki. Sen biliyorsan söyle de kendi dengimi seveyim. Biliyor musun hangisini sen doğurdun? Hangisini köylü Esma doğurdu? Öğren de konuş. Öğren. Ah Halil ah. Benim yerime kendini koysan. Bir gün bir dakika durmaz söylerdin hangisi benim doğurduğum. Kucakla derdin. Kokla. Doya doya sev. Bağrına bas. Analık ateşini söndür, bitir hasretini. Ben senden yana değil, oğullarımdan yanayım. Kafamın tasını attırma benim. Esma'nın doğurduğunun yanındasın hep. Hep kızdın bana. Hep tersledin. Sordukça, öğrenmek istedikçe... yedi kilitli sandıklara sakladın sırrını. Ben onların babasıyım. Ayrım olsun istemiyorum. İkisi de senin oğlun. İkisi de benim oğlum. Hep öyle kalacak. Ben anayım. Ben doğuranım. Karnında 9 ay taşıyanım. Can verdiğimi, kan verdiğimi bilmek hakkım. Yeter artık Halil.
Bu yangın bitsin, bu çile dinsin artık. Taş bir duvar gibi durma, söyle. Ağzından bir kelime çıksın. İsmail mi, İshak mı? Söyle. Söyle. Söyle İsmail mi, İshak mı? Söyle, söyle. 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 İshak de. Söyle. Ne oldu baba? Yok bir şey. Şimdi de siz mi başladınız? Bir daha kavga ettiğiniz zaman bize de haber verin baba. Annenizi bilmez misiniz? İlla da bunu giy diye tutturdu. Ben de bunu giymek istemiyorum. Hadi siz işinizin başına. Tamam. Onların aynı anadan doğmuş gibi eşit, mutlu, sağlıklı büyümelerini gururla seyrettim. 20 yaşına getirdik onları. Bütün bunlar için şükran borçluyum sana. Bırak böyle gitsin. Ahengi bozma, suyu bulandırma. Ortalık karıştırmıyorum. Bir ana olarak hakkımın verilmesini istiyorum. Dere denize akar, kuzu anasının memesine koşar. Bu Allah'ın emri. Her şey kendinden doğanı sarmalamak ister. Yine başlama, yine başlama. Halil, ne İsmail'e, ne İshak'a abdestsiz süt vermedim. İkisi de benim oğlum. Ama bu azap beni öldürecek. Artık dayanamıyorum. Yağlı urganla asmayı bile düşünüyorum kendime bazen. Halil, bildiğin gibi değil. Babalıkla analık bir değil Halil. Öğreneceksin de ne olacak? Öbürünü atacak mısın başından? Anlamıyorsun. Niye öyleyse? Yüzüme bak Halil. Oğlumun kokusunu duymak hakkım değil mi? Onu bağrıma basmak hakkım değil mi? Ona oğlum, yavrum demek hakkım değil mi? Bak hanım, gerçekten yazık ediyorsun senelerdir kendine. Bak bu kez ben yalvarıyorum sana, sil kafandan. İkisini de oğlun kabul etse ne olur sanki? Kıyamet mi kopar? Yalvarırım, artık takma şunu kafana. At şu şeytanı kalbinden. Sen yol yordan bilen insansın. 15 sene bekledim bir çocuğum olsun diye. Olmadı. Evlat sevdasından Kuma'ya bile razı oldum. Onun için katlandım her fedakarlığa. Ama sonunda Allah benim de yüzüme güldü. Benim de bir çocuğum oldu. Yetti gayrı. Sen söyle. Bunca çileden sonra bilmek hakkım değil mi? Halla, müjde. Hayrola muhtar? Emine kadın, sana da müjde. Hoş geldin muhtar. Hoş bulduk. İsmail ile İshak'ın askere celp pusuları. Gözünüz hayırlı aydın. Olsun. İkisinin de mi? Vatana hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol muhtar. Hele bir soluklan, bir soğuk ayran, acı bir kahve ikram edelim sana. Buyur muhtar. Daha sonra inşallah Allah. Daha yanımda birkaç celp pusulası var. Onları da yerlerine ulaştırmam lazım. İkisi birden mi gidecek askere? Vallahi askerlik kanunlarını pek bilmem. 30 sene önceydi. Kıbrıs'ta savaş vardı o zamanlar. Yamanlıların iki oğluna birden celp gelmişti de birini almışlardı. Biri kalmıştı. Siz gene de askerlik şubesine sorarsınız. Müzik
Komiser, İsmail. Koşun bakalım, hayırlı haberler var. Hadi çabuk. Al, bu senin. Gel bakayım. Bu da senin. Gel bakayım. Emine, aslanlarımın kınalarını hazırla. Öpün bakayım annenizin elini. Askere gidiyorsunuz, peygamber ocağına. İkisi de aynı günde doğduğu için aynı anda sülüsleri gelmiş. Neredeyse aynı dakikada doğdular komutanım. İşlemleri tamamlayacağız. Halil ağa, askeri yönetmeliklerin bir ruhsatı var. Hatırlatayım, karar vermek yine sizin. Söyleyin komutanım. Yönetmelik diyor ki, özetle, bir evden aynı anda iki kişi askere gidecekse birinin askerliğini diğeri terhis olana kadar tecil edebiliriz. Öyle mi? Karar yine sizin. Kanunda böyle bir kolaylık var. Biz ailece kendi aramızda bir konuşalım. Siz bilirsiniz. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Aslanlarım benim. Peygamber ocağına gidiyoruz baba. İkimiz de aynı zamanda gidelim baba. Ayırma bizi ha. Komutanı duydunuz. Annenizle de bir danışalım. Hayırlısı neyse o olsun. Anneniz nerede? Hazır kasabaya gelmişken işlerim var dedi. Askerlik için çamaşır falan alacak herhalde baba. Çamaşır mı alacak? Ha. İsmail, belki aynı koğuşa düşeriz ha. Ne dersin? Bak senin yerine nöbet tutmam ona göre. Bir ricam var. Buyurun. Şey, İsmail Güngör ve İshak Güngör'ün küçük bilgilerini öğrenmek istiyorum. Mümkün mü? Hangi köydendiniz? Beyoğlu köyü. Bir saniye. Beyoğlu köyünün kütüğü lütfen. Buyurun. Neyini istiyorsunuz? Annelerinin adını öğrenmek istiyorum. İsmail Güngör'ün anne adı Emine, baba adı Halil. Peki ya öteki, İsa'nın ki? Onun da aynı. Emine, Güngör, Halil, Güngör. Ama onlardan birini ben doğurmadım ki. Kim doğurdu bilmem ama kütüğe her ikisi de Emine Güngör diye kaydedilmiş. Başka soracağınız? Yok. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu mevsimin ördeği de pek güzel olur bana vallahi. Ne ya? Aslanlarım hava gidiyorlar. Maşallah şunların boylarına postlarına bak. Hay yaşayasın hanım. Nasıl da canım kahve istemişti. Allah arkandan okuyanları çoğalsın. Amin. İsmail ve İshak'ın neslini kıyamete kadar çoğalsın. Baksana hanım. Amin. Ne güzel işte. Koç gibi iki oğlum var. Hangisi benim doğurduğumu söylemeden askerlik yaşına getirdin oğullarımı? Fena mı ettim? Ne güzel oldu. Senin için öyle. İkisi de senin oğlun. Kucaklarken kendi oğullarını kucaklıyorsun ya ben? Bitirmedin gitti bu sancıyı. Analık hakkım bu benim. Ama yakında sen istesen de istemesen de ben öğreneceğim bunu. Nasıl öğreneceksin? Kendi doğurduğumun İsmail mi, İshak mı olduğunu öğreneceğim. Ben söylemezsem nasıl olacak bu? Kurban olduğum Allah hiçbir şeyi gizli kapaklı bırakmaz. Gerçek gün gibi çıkar ortaya. Evet, mutlaka da. Bu meselede kıyamet gününe kadar bekleyeceksin. Yetti artık Halil. Öğreneceğim diyorum sana. Muammayı çözdüysen cevabını söyle bilelim.
Sen şimdi bu oğlanlardan birini askere göndermeyecek misin? Evet, ne var bunda? Kimi göndereceksin? Sence kimi göndereceğim? Tabii ki benim doğurduğumu. Neden senin doğurduğunu gönderecekmişim? Çünkü sen dindar bir insansın. Kitabı, sünneti bilirsin. Öksüz hakkı yememek için askere önce öksüz olmayanı gönderirsin. Yani Esma'dan doğmayan gidecek askere. Sonra? Ben de böylece yıllardır merak ettiğimi, kendi doğurduğumu öğrenmiş olacağım. Şimdi anlaşılıyor neden bu kadar yumuşadığının sebebi. Emine, bu evlatların hangisini senin doğurduğunu, hangisini Esma'nın doğurduğunu ben bile unuttum. Şunu iyice aklına sok. Bu sır benimle beraber mezara gidecek. Al, istersen falına bak. Belki buradan çıkar. Ama dediğim gibi, kıyamete kadar öğrenemeyeceksin. Av tutkusu hiçbir şeye benzemez. Aşılayamadım gitti sana bu aşk. Bildim bileli. Karkış demeden ördek bıldırcın peşindesin be abi. Böyle aşk benden uzak olsun. Göreceksin bak, çok eğleneceğiz. Senin için öyle de ben pek zevk almıyorum. Sen de eğleneceksin İshak. Hiç sanmam. Av, mav, böyle şeyler benim harcım değil. Erkek adamız. Tüfek tutmasını, attığını vurmasını bilmek lazım. Hem askerde nereye düşeceğin belli olmaz. Öyle de ben şimdi onları nasıl vururum ya? Biliyorsun, alışık değilim böyle şeylere. Gel. Vurursun, gel, vurursun. Gel. Ben gösteririm. Gel çilin babacığım, gel. Al kınanın. Al. Gel. İyi de, gel. Neyi vuracaksın? Gel. Ben bir şey görmüyorum. Gel, biri. Şu dişi kuşa ne dersin? Ya indir şu tüfeği. Gel. Patlar, al. Matlar, bir şey olur. Şeytan doldurur derler. Başımız belaya girmesin. Bir şey olmaz. Vuracağım oğlum. Gel. Bizimle oynamak neymiş görecek o. Gel. İsmail. İsmail ne yapıyorsun? Al. Oğlum dursana. İsmail yapma. Al. Ya ne yapıyorsun? Dur! Deli misin oğlum sen? Şaka be oğlum. Nasıl şaka be oğlum? Eşek şakası. Bizi birbirimize düşürene ufak bir ders. Vay. Senin gözün de bayağı karaymış ha. Komutanın dediğini duydunuz. Madem biriniz önce gidecek, hangisini önce gönderelim hanım? Ben bilmem. Askerlik erkek işi. Sen karar ver. Ben gideyim baba. Hayır. Asıl ben gideyim. Madem ikiniz de istiyorsunuz, ikinizin, daha doğrusu hepimizin razı olacağı bir çözüm var. Kura çekeceğiz. Kura da neymiş? Sen evin reisi değil misin? Kimi seçersen o gider. Ya öyle mi? Ben reislikten istifa ettim o zaman. Buyur, sen reis ol. Sen seç kimi göndereceksen. Ya anne, babam haklı. Kura en iyisi. Ya evet, kura olsun baba. Tamam o zaman. Sağ elimde iki çöp var. Biri kısa, biri uzun. Kısa çöpü çeken askere gidecek. Razı mısınız? Ben razıyım. Olur. Dönmek yok. Hanım, sen de hakem ol. Buyurun. Hadi. Hadi kardeşim çek. Sen çek kardeşim. Yok sen çek. Hadi.
Sağdaki mi soldaki mi? Soldaki. Hadi bakalım. Bunda. Tüh be, kaybettik görüyor musun? Yaşasın. Yaşasın. Tebrik ederim canım kardeşim. Sağ ol kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Darısı başıma. Sıra sana da gelecek. Üzülme be oğlum, üzülme. Arkadaşlar, kurabarı çıktı. Ben gidiyorum askere. Hey be, maşallah. Sağ olun. Durun. Durun ya. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. İsmail, hep birlikte diyoruz ki askere gitmeden bir av partisi yapalım. Var mısın? Varım tabii ki. Komutanlara mahcup olmamak lazım. Hedefi tam ortasından vurmak için biraz talim yapalım. İshak ne oldu? O gitmiyor mu askere? İshak sonraya kaldı. Babam çöpleri tuttu, ben kısasını çektim. Peygamber ocağına gitmek bize nasip oldu. Hayırlı olsun o zaman. Üzülme, sırayla. Sıra sana da gelecek. Baba, arkadaşlar hava çıkalım diyorlar. Komutanlarım da görsünler Halil Ağa'nın yetiştirdiği asker nasıl attığını vururmuş. Ne dersin? Av tutkusu bizim kökümüzde var. Ben de askere gitmeden hava çıkmıştım. Gönlün ne emrediyorsa öyle yap. Vatan borcu ödeyecek olana sorgu sual yok. Sen ne dersin anne? Bence gitme. Buna rızam yoktur. Babam sorgu sual yok diyor. Arkadaşlar da çok istekli. İçimde bir sıkıntı var. Ben baban kadar geniş değilim. Annenin derdini sen bilmiyorsun. Son günlerini dizinin dibinde geçirmeni istiyor. Yeter ki anneciğimin isteği bu olsun. Şimdi gideyim mi? İzin var mı? Al bu da üstüne. Ne diyeyim ki? Sen bilirsin oğul. Gönlün ne isterse onu yap. 3 gün kalmış şurada, seni mi kıracağım? Yalnız... Neyse. İsmail. İsmail, birkaç gün önce olanları biliyorsun. Neredeyse vuracaktım kızcağız. Ya sırasmış. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Hadi yumurtanı ye. Bir daha 15 ay köy yumurtası bulamazsın sonra. Hadi sana rastgele kardeş. Kardeşini satarsın ha. Bir daha çok ararsın beni. Annem 1 ton sipariş verdi oğlum. Asker bavulu hazırlayacakmış sana. 12 çift çorap, 12 takım fanila, 12 takım uzun don, yünlü olacak. Anne ben 15 ay askerlik yapacağım. Temelli askerlik yapmayacağım ki. Askerde bunların hepsini verirler dedim, dinletemedim. Ekirlenince çıkarıp atar çamaşır derdiyle uğraşmazsın. Anam benim. Yavrum. Al, şunu al. Yeni sofradan kalktık. Açık hava şimdi iştahını açar senin. Hadi al. Nasıl gitmeyi düşünüyorsun? Hurdanın anahtarını verirsin artık. Sağ ol. Arabayı hocam. Kullanırken dikkat et. Hoşça kal baba. Rast gelsin. Dereden tepeden geçerken kendine dikkat et. Tamam baba, merak etme. Güle güle. Ben tavşan olan bir yer biliyorum. Yok ya. Ben geçen gittim, eli boş döndüm. Eskisi gibi tavşan yok. Dışarıdan gelen avcılar ne varsa tüketmişler. Öyle öyle. Silip süpürmüşler. Bu mevsimde en iyisi ördek. Göl yabanı ördek kaynıyor. Elimiz boş dönmektense. Doğru. Öyle yapalım artık. Thank you.
olarak ne diyeceğim? İkiye ayrılalım. Üç kişi güney ucuna gitsin. İki kişi de burada kalsın. Bizim ateşimizden ürken ördekler sizin namlunuzu uçar. Tamam. İyi fikir. Biz gidiyoruz. Hadi rast gele. Hadi rast gelsin. Size de rast gele. Elde var bir. Hadi git al şunu. Yok ya, sen vurdun, sen al. İyi, peki peki, ben alırım. Ne oldu Alila? Bir sıkıntın mı var? Oğlum iki çay getir. Hadi İsmail, biraz acele et. Tamam, geliyorum, tamam. İsmail, yetişin! İsmail göle düştü! Yetişin, İsmail! Kardeşim, İsmail! İsmail! Dayan kardeşim, dayan, yetiştim! İsmail! Kardeşim, kardeşim, dayan! Yetişin, yetişin! İsmail! Kardeşim, İsmail! 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 Geçen gün ağamla tarlalara indi. Halil ağam, şimdi ne olacak? Şu baraj meselesi var ya, şu baraj. Şu baraj işleri karıştırdı. Yani geldiği zaman... Halil ağam. İsmail göle düştü. Ördek avına çıkmıştık. Suda kayboldu. En son
zaman neredeydiniz? Lila. Ha? Buradan düştü. Dandandakiler çabuk olun. Çabuk. Hay Allah be. İsmail! 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 Halil ağam! İsmail! İleri, ileri, biraz daha ileri dal, ileri! Sandaldakiler! Halil ağaya dikkat edin! Aldın oradan! Al, Halil ağaya bakın! Ver canımı gör.
Takıldı. Yardıma gelin. Çekin, çekin. Hadi, hadi. Bir kere.
Oğlum. Oğlum. Yavrum, yavrum. Yavrum. Oğlum. Oğlum. Liya. Yavrum. Oğlum. Oğlum benim. Yavrum. Yavrum. Canım. Canım benim. Yavrum. Yavrum. Hadi gülüm, gidelim. Yarın gene geliriz. Gel anne, gel. Oğlum, annene eve götür. Esselamun aleyküm ya Esma. Ve aleyküm selam. Esma, bana hiç yokken iki oğul veren Allah birini aldı. Veren de o, alan da o. İsmail öldü Esma. Oğlunu yetim anasız büyütmedim. Bir damla fazla süt ne İshak'ın boğazından geçti. Ne de İsmail ana şefkatinden bir öpücük fazla aldı. Belki Emine'ye haksızlık ettim. Ama oğullarıma adaletsiz davrandırmadım kimseyi. Rahat uyu Esma. Bundan böyle de oğlumuz öksüz kalmayacak.
Hangisini sen doğurdun? Hangisi senin oğlun? Hala öğrenmek istiyor musun? Senin doğurduğun... Sakın! Sakın söyleme! Sakın söyleme! Sakın söyleme! Söyleme! Sakın! Ha ha ha.